canlı yayına çıkmak için 300 bin euro istedi. Az sonra renkli sayfalarda. Evet, son 2 dakikamız. Yorumunuz için 300 bin avroyu bizden kim istedi? Tahminleri almaya devam ediyoruz. Kazanan bir kura çekeceğiz. Bilenler arasında, bilenlerin isimlerini tek tek açıklayacağız. Bilenler arasında çektiğimiz kurada kazanan da burada konuk olacak. Son 2 dakika. Söyle Instagram'ı. Instagram adresleri Şule Zeybek ve Lerzan Mutlu. Efendim tahminlerinizi bekliyoruz. Bakalım kim kazanacak. Bu arada Beyazıt Öztürk'ün skeçleri ne kadar güzel değil mi? Çok eğlenceli. Kim yazıyor bilmiyorum ama bence Candan Erçetin'le ilgili bir skeci vardı geçen sene. Çok güzeldi. Ya inanılmaz. Bitmeyen skeçler. Stüdyoya haciz getiriyor hani, hatırlıyor musunuz? İşte acayip ya. Kim yazıyorsa valla helal olsun. Geçen gün Songül konuğumuz vardı, yeni evli çift. Onlara da inanılmaz güzel bir skeç hazırlamıştı Songül'e. Valla helal olsun. Muhteşem bir ekip. Değil mi? Aynen öyle, çok iyi. Evet, Lerzan Mutlu Instagram, Şule Zeybek Instagram adreslerimize son bir dakika açıklıyoruz. Hatta ben şu anda... Şimdi şöyle yapalım mı önce? Tahminleri bir şöyle bakalım. Kimleri tahmin etmişler? Bir kere Bülent Ersoy diyenler var. Efendim. Başka Emrah diyen var. Cem Yılmaz diyen var. Alişan diyen, Tarkan diyenler oldukça çoğunlukla. İvan Asert, Beren Saat, Sıla, Rüzgar Erkoçlar, Kenan Doğulu, yine Bülent Ersoy, Banu Alkan... ki Banu Alkan konuğumuz olmuştu. İsmail YK diyen de olmuş. Adriana Lima diyen olmuş. Bravo, iyi tahmin ama... Murat Boz diyen Murat olmuş. Boz diyen olmuş. Tarkan diyen olmuş. İnanılmaz yorumlar geliyor. Ama ben şimdi bunu söyleyeni bir aramak istiyorum. Söyleyeni mi arayalım, önce açıklayalım mı? Bence açıklamayalım. Önce açıklayalım dedi Timim. Öyle mi? Önce açıklayalım dedi. Açıklıyoruz. Artık durdurabiliriz arkadaşlar. Şu anda durduralım, tahminleri durduralım artık. Gelenleri not ettiler hızla. Ve o cam fanusumuzun içine hem liseyi hazırlıyorlar hem de bir yandan da alıyorlar. Cam fanusu alalım mı? Durdurduk değil mi? Açıklıyoruz efendim. Bilenler şu isim bizden 300 bin avro isteyen isim. Ajdar! Ajdar istedi bizden 300 bin avro ve dedi ki siz vermezseniz zaten Amerika beni istiyor, Fransa beni istiyor. Evet. Başka İtalya'da mı demiştin? Şimdi ona bir soralım mı? Hadi Ajdar'ı bir arayalım. Neler demiş? Ben de bu arada cam fanusu alayım. 8 numaradan çağrı kabul etmemiş. İnanılır gibi değil. Bir dakika. Cam fanusu bir alayım. Bir saniye. Normal gelebilirsin. Siz evet. O sırada... Görüyorsunuz arkadaşlar. Ay, Bülent Ersoy diyenler daha fazlaydı. Evet. Şimdi bu ne kadar arıyoruz. Büyük bir fanus. Ver. Listeyi de hemen hazırlayalım. Listeyi de hemen... Hoparlöründe bir problem yok Instagram değil mi? Adresimize yazmış olanlar. Burada. Tamam. Şimdi arıyorum. Bakalım neler söylemiş. Biraz sonra onun kendi ağzından duyacağız. Evet. Ne diyorsun? Valla Allah diyorum, ne diyeceğim yani. Alo. Ajdar. Evet. Evet, verelim yayına. Günaydın. Günaydın Lerzan Hanım. Siz Ajdar canlı yayındasın. Evet, söyledim. Canlı yayındayız şu an. Anladım da niye canlı yayında bunları açıklıyorsunuz? Benim fiyat politikam gizli. Yani ben bunu Timuçin Bey'e de söylemiştim. Neden böyle bir şey yapıyorsunuz Lerzan Hanım? Fiyat politikası. Şimdi biz seni çok istedik biliyorsun programa. Özellikle... Tamam, ben de çok gelmek istiyorum ama benim şartlarımı yıllardır biliyorsunuz medya... Şartları bir hatırlayalım. Bunun artık neyle nereyle bağlantıları varsa sürekli beni ikinci plana attılar. Ben dünyanın en büyük starıyım. En çok tıklanan kişi benim. YouTube'da en çok tıklanan insan benim. Bu kriterler neye göre belirleniyor? Madem en çok tıklanılıyorum, benim istediğim rakamlar neden verilmiyor? Peki Ajdar... Biraz fazla olduğunu düşünüyor musun? Çok yüksek bir rakam olduğunu düşünmüyor musun? Değil. Değil.
kesinlikle değil. Çünkü benim şöhretim o kadar fazla ki ben markete bile gidemiyorum yani. İnsanlar niye bizi düşünmüyor da hep kendini düşünüyorlar? İşte reklamın bir saniyesi 100 bin dolar. Şu an ben oraya geldikten sonra alacağınız herhangi bir reklam olsun, Kanal D gibi bir kanalda yayınladığınız zaman 100 bin dolar reklam parası alınıyor. Bunları niye gizliyorlar da benim aldığım 300 bin euroya takılıyor? Ben 2-3 saniye parası istiyorum. 2 saat orada sizle program yapacağımı düşünün. Peki bu peki 5 dakika katılsa meblağ biraz düşebilir hiç mi? Hiç oynamadın Ayşar'cığım arkadaşlar. Hayır yani ben bir starım. Bir star olarak benim istediğim şartları programların kabul etmesi gerekiyor artık. Öyle kalkıp da gerçekleri saklamanın bir anlamı yok. Bana benim hayatımı layık görmeyen insanlara ben de hiçbir şeyi layık görmem. Benim fiyatım 300 bin eurodur. Türk TV'lerinde herhangi bir programa konuk olma fiyatımdır. Ya da sizin gibi mesela böyle bir program teklifi gelir. Onun da ayrıca bir fiyatı vardır. Onlarla bu şekilde anlaşabilirim. Ajdar Bey duyabiliyor musunuz bakın beni? Bakın beni halkın gözünden saklayarak sürekli beni üniversite mezunu olmama rağmen beni küçük durumlara düşürerek kalkıp böyle bir şeyler sergilemeleri zaten Türkiye'yi dünyada çok kötü bir konuma sokmuştur artık. Bunu görmenin zamanı geldi. Bunu yapmazsanız, doğruları görmezseniz bir 5 yıl sonra, bir 5 ay sonra bile çok geç kalabilirsiniz. Bu çünkü hepimiz bu gemideyiz. Farkına varın. Yani size yapılanlardan dolayı mı Türkiye kötü duruma düştü? Kesinlikle. Yani sonuçta Atatürk ne demiş? Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Bu dünyada her şey olabilirsiniz. Her şeyi yapabilirsiniz. Hatta reisi cumhur dahi olabilirsiniz ama sanatçı olamazsınız. Peki bir şey soracağım. Ben bu kadar az duyuyorum. Ajdar'cığım bir saniye. Şimdi benim merak ettiğim bir şey var. Dünyada çok büyük starlar bu rakamı istiyorlar mıdır bilmiyorum ama sen daha önce bu rakamı hiçbir televizyon kanalından siz geçmişe değil geleceğe bakacaksınız. Benim geçmişim benim geçmişimdir. O sadece beni ilgilendirir. Ama önemli olan gelecek. O zaman size ben de şöyle bir soru soracağım. Benim bu kararı aldığım andan itibaren kaç tane program ya da kaç tane kanal beni çıkartabildi? Kimse çıkartamaz. Siz de buna yanıt verin. Beni çıkaramayacaklar. Saygı duyacaklar. Öyle siz kalkıp da ikide bir gel Ajdar Bey çıkmamak için mi bunu yapıyorsunuz doldu, yoksa gerçekten istiyor musunuz bu parayı? Böyle bir dünya yok. Peki Ajdar'cığım çıkmamak için mi şöyle soru bir soru yöneltti sana. Çıkmamak için mi böyle bir rakam istiyorsun? Çıkartamasınlar alakası diye yok mi? Alakası yok. Bir star. Ben 20 yılımı verdim bu sektöre. Niye çıkmamak için böyle bir karar alayım? Ben hazırım. Siz yarın daha doğrusu bugün bankaya paramı yatırın, gelin sözleşmenizi yapın, ertesi gün yanınıza oturayım. Peki Tarkan mı daha star, sen mi daha starsın Ajdar? Elbette ben daha starım çünkü Tarkan süresini yaşadı, onun süresi bitti. Biliyorsunuz çocukluk, gençlik ve yaşlılık var. Tarkan yaşlılık döneminde, bense daha bebeklik dönemimdeyim. Benim şu an dünyaya vereceğim o kadar çok şarkı var ki. Ben yepyeniyim, taptazeyim. 12 dilde şarkı hazırlamışım. Bunu kim yapmış? Peki en son hazırladığın şarkıdan böyle bir kuble duyabilir miyiz? Mümkün değil. Şu an böyle olmaz. Peki bir şey söyleyeceğim. Sadece 5 dakika, 1,5 saat boyunca değil de 5 dakika katılsanız fiyatınız ne olur Ajdar Bey? Fiyat aynıdır. 1 saniye bile katılsam önemli olan reytingli reklamdır. Zaten 1 saniyede katılsanız, 4 saatte otursanız yine aynı reklamı, aynı etkiyi yapmış oluyorsunuz. Bu fiyatı aynıdır, sabittir yani. Ajdar'cığım bir şey soracağım. Peki sen şu an tabii bu bütçeleri karşılayacak Türkiye'de bir kanal var mı bilmiyorum ama şunu soracağım sana. Sen çok para kazanıyor musun starlığınla şu anda? Ben başka bir iş yapmıyorum yani, şu an starım. Sahneye çıkıyor musun? Lerzan'ın beni çıkarabilecek yani şartlarımı sağlayabilecek her yerde çıkarım. Sağlamadılar mı? Çıkmam. Sahneden aldığın ücret nedir? Nasıl? Sahneden aldığın ücret nedir? Sahnedeki fiyatım da aynı. O da 300 bin euro Türkiye içerisinde. Yurt dışında farklılaşıyor. 2 milyon euroya kadar çıkıyor yurt dışında. Vay. Reklam filmleri için istediğin rakam nedir Ajdar? O da reklam filmleri de işte 10 milyon euro. Sinema filmi 10 milyon euro. Bir dizide eğer ki başrol oynayacaksam en az alacağım rakam 200 bin dolar. Başrol için. Şimdi bölüm başı 200 bin dolar. Bölüm başı evet. Şimdi, başrol için. Başrol haricinde de oynamıyorum. Mühendissiniz değil mi siz? Tabii evet. Yani rakamlarla aranız çok iyi sizin.
rakamlarla aram çok iyi. Bir de ben saniyesi saniyesine oraya çıktığımda gerek kanalın, gerek Türkiye'nin, gerek dünyanın faydasını göz önüne alıp bu argümanlara dayanarak kendi şartlarımı dünyanın belirledim. Dünyanın faydası derken? Dünyada sonuçta bana bakarak olumlu enerjiyle doluyor. Olumlu enerjiyle dolan bir yerde güller açar, çiçekler açar, güneş çıkar. Ama ben çıkmadım mı işte böyle savaş çıkar, cenazeler olur, otobüs devrilir, birbiriyle kavga ederler. Anlatabiliyor muyum? Yani bizim bir ateş gibi bir olumlu enerji dünyaya, evrene yayıyoruz. Bunun bütün insanlar üzerinde bir etkisi var. Yani bu yüzden olan negatiflikler senin yokluğundan mı kaynaklanıyor? Aynen öyle. Peki Ajdar, o zaman dünyayı kurtarmak için 300 bin euro, avrodan vazgeçsen de dünyaya iyilik yapmak adına biraz daha fiyatını kırsan olmaz mı? Şimdi hanımefendi, çok güzel konuşuyorsunuz ama birisine iyilik yapabilmeniz için bir kere o kritere öncelikle sizin kendinizin ulaşması gerekiyor. Ben 20 yıldır zaten kendimden verdim. Hep kendimden verdim. Sizin dediğiniz o olaylar gerçekleşti. Ama bir havuz düşünün. Havuzdaki suyu eğer ki çiçeklere dağıtıyorsanız, havuzda su kalmadığı zaman ne olur? Çiçekler de ölür. Onun için havuzun önce suyla dolu olması gerekiyor ki sağa sola o suyu dağıtabilirsiniz. Ben de artık benim hayatımın bir düzene girmesi lazım. Çünkü niye? Ben televizyona çıktığım zaman saygı lazım, sevgi lazım, güç lazım. Bunları ben elde etmedikten sonra diğer insanlara ve dünyaya nasıl saygım dokunabilir? Peki. İnsanlar o kadar büyük bir kara delik gibi olmuşlar, sizi de yutmaya çalışıyorlar. Ama yani. Bu konuyu hiçbir kanal, hiçbir program veremez ki. Yani sizi layık görmediğimiz için değil. Yani bu parayı mümkün değil, kimseye verilmez. Verilir. Verilecek. Ben dünya starıyım. Bugün Türkiye'deki bütün starları toplayın. Tek çarpım kadar tıklanılmıyorlar. İstek almıyor diğer starlar. Bunu bak bariz ve açık söylüyorum. Kanala da çıkıp söyleyeyim. Hiç kimse onları istemiyor. Şu an dünyanın neresinde konser düzenlense kitleler birleşip Ajdar Ajdar diye haykırıyor. Çikita Muz'un satış rakamı nedir? 1,5 milyar. 1,5 milyar tıklandı YouTube'da. Peki nane? Şimdi o rakamları net bilmiyorum ama Çikita Muz benim kulağıma geldi 1,5 milyar. Çünkü bir de hackerlarla benim bu reytinglerimi de yokmuş gibi gösteriyorlar. Bir de böyle bir durum var. Gerçek rakamlarım yansıtılmıyor. Şu an mesela örnek Twitter'da benim 10 milyon takipçim var. Ama öyle gözükmüyor. Çünkü hackerlar ne benim hesaplarımla oynuyor. Ne gözüküyor? 15 bin gibi bir şey gözüküyor. 10 milyondan 15 bin gösteriyorlar. Evet, yani böyle benim bütün de rakamlarım düşük seviyelerde kalıyor. Benim üzerime bir baskı var. Ben de bu baskıyı niye yok etmek için... Niye senin üzerine oynuyorlar peki? Niye yani? Niye sen sana böyle... Starlığımı kabul edemiyorlar. İnsanlar sizde... Yani Lerzan Hanım, sizde bir starsınız. Sonuçta bu yoldan geçtiniz. İnsanlar siz şöhret olduğunuzda sizi ne hallere sokmaya çalıştıklarını çok iyi biliyorsunuz. Gerek kadın gerek erkeklerin size bakış açısını benden daha iyi biliyorsunuz. Biz de aynı yollardan geçtik ve artık yeter yani. Ben illallah ettim. Benim şartlarım sağlanacak. Bunlara karşı benim güçlü olduğum, her konuda güçlüm olduğu kanıtlanması gerekiyor. Artık bir de şöyle bir yol açıyorum. Benden sonra star olacak insanların saygı ve sevgi artacak toplumda. Çünkü bir insan star olduğu zaman onlara bakış açısı çok farklı oluyor. Peki kimse bu parayı toparlayamadı. Yani kimse toparlayamaz. Hiçbir kanal, hiçbir program veremez. Ne olacak o zaman? Siz de batacaksınız. Geminiz su aldı, batacaksınız. Kabul edeceksiniz bunu. Ay çok özür dilerim. Yani ben indirimin yolunu açmaya çalışıyorum Ajdar Bey. Benim yolumu açacaksanız şartlarımı sağlayın. Sizin yolunuzu değil, indirimin yolunu açmaya çalışıyorum. Sizin yolunuz zaten soruyorum. Açık anladığım kadarıyla. Siz iki kişisiniz şu an aranızda gelip ben otursam o programı birlikte sunsak olmaz mı? Neden böyle bir teklif gelmiyor? Şimdi şöyle, sen telefondan aradın. Zaten söyledik biz canlı yayındasınız diye. Uzun bir konuşma yaptı. İstemeseydi listeyi hemen görelim lütfen. Hadi bilenler bakalım. Arasında. Kimler bilmiş bakalım, Ajdar diyenler kimler? Listeyi görelim bir arkada. Çok tahmin yoktu, onu söyleyeyim. En çok tahmin edilen isim Ajdar değildi. Ama ilk gün biraz vardı. Evet. Listeyi biz burada da görebilir miyiz? Kaç kişi olmuş? Bu ne? Ajdar diyenler. Şey yapmışlar. Ajdar diyenler. Evet. Görüyorsunuz. Tabii cuma günü de çok yorum geldi. 3000'den fazla başvuru olmuş. 3000'den fazla tahmin olmuş. Tahmin olmuş. Kaç Ajdar oldu? Ajdar diyen kaç kişi? Ajdar pazarlığı sevmez yazmışlar, gördün mü? Hmm. Harbi starsın Ajdar.
Görüyorsunuz. Evet. Biz de çekilişimizi yapıyoruz arkadaşlar. Buyurun. Şöyle iyice. Ben yapayım mı? Hadi yap. Dokunmak isteyen var mı? Çek bakalım kim çıkacak. Bence bir bayan çıkacak. Bakalım kim? Üç tane yapmak istiyorum. İkisi yedek. Uygun mudur? Bence de. İlk isim şu. Ece Kutlu 82. Evet. Ece Kutlu 82 adresi. Bakın. Ece Kutlu görülüyor mu? Ece Kutlu 82. İlk isim bu. Evet. Katılacak olan isim bu. Ola ki gelemez, uzaktadır, aynen, yurt dışındadır, bir şeydir. Bunun yerine iki yedek seçiyoruz, ilk yedeğimiz. Üçüncüyü de ben seçebilir miyim? Tabii tabii, gel, kıyafetin de görünsün. Çok şeker bir kıyafetim var. Görünsün mü? İkinci yedek. Doktor, bunu da sen seçmek ister misin? Olur, çekeyim. Hadi bunu da. Hadi ikiyi sen İkiyi seç. İkiyi doktor seçsin. Bakalım. Para istiyorum bunu seçerken. Kaç? Ne? Derya. Derya. Ne bu? KZL. KZLDG. Kızıldağ göster lütfen. Herhalde. Kızıldağ herhalde. Derya Kızıldağ herhalde. Onu bir yakından KZLDG. Onu da alayım. Şuradayız. Evet. Alayım ben. Ha, Bismillahirrahmanirrahim. Çok isteyen biri gelsin Allah'ım. Seçtim. Müge nokta Demir Çelik. Buyurunuz. Evet, evet, belli şöyle oldu. Kimlerin olacağı? Buyurunuz. Bunların efendim arasında vardır. Mutlaka katılacak. İlk olarak Ece Kutlu 82. Sonra yedeklerde Derya Kızıldağ herhalde. KZLD. Sonra da Müge nokta Demir Çelik. Evet, 3 kişi. Arkadaşlarımız sizinle irtibata geçecekler. Öncelikle Ece Kutlu'yla, sonra da diğer yedeklerle irtibata geçecekler. Şimdi... Bir şey, ben bir arada bir şey söylemek istiyorum. Buradan sayın ve sevgili yapımcılarımıza, yani